Can Yaman Akademi. Bir dünya markası mı olmak istiyorsunuz? İtalya'da, İspanya'da tanınmak, havalimanında yüzlerce kişi tarafından karşılanmak. Bunlar hayal değil. Can Yaman Akademi'ye hemen kayıt yaptırın, siz de dünya starı olun. 28 yıldır dünya starı olmaya çalışıyorum. Şarkılarım İtalya'da, İspanya'da dinlensin istiyorum. Ben de hayallerimi gerçekleştirmek için Can Yaman Akademi'ye geldim. Ben de İtalya'da ve İspanya'da tanınmak istiyorum. Inter ya da Barcelona'ya transfer olmak için Can Yaman Akademi'ye geldim. Ben de Can Yaman Akademi'deyim. İtalya ve İspanya'da tanınıp Avrupa turnesine çıkmak istiyorum. İtalya ve İspanya'da tanınmak artık hayal değil. Can Yaman Akademi'ye gelin, siz de havalimanlarında karşılanın. Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Bilmiyorum Kıvanç abinin dizileri satıldı mı? Bir araştırıp bakmak lazım yani. Benim dizilerim orada çok izleniyor arkadaşlar. Can Yaman'ın dizileri burada çok izleniyor. Evet. Maç biter bitmez soluğu ekran başında alıyorum. O çok büyük bir yıldız. Can Yaman Akademi. Hemen kaydolun. İtalya ve İspanya'nın kapıları... Hürcan yetiş! Yırttıkla! Yırttık bu sefer. Ne oldu Radi abi? Ne bağırıyorsun yine? İspanya'ya açılıyoruz oğlum. Bundan sonra paraya para demeyeceğiz. Peso diyeceğiz. Pezotu diyeceğiz. İspanya euroya geçti Radi abi. Peso mezo kalmadı. Olsun oğlum. YouTube gelirleri Türkiye'de çok düşük. İspanya ve İtalya'dan izlenmeler kat kat fazla kazandırıyor. Eğer oradan takipçi kasarsak köşeyi döneriz. Nasıl olacak peki o? Ha! Nasıl mı olacak? Tabii ki de. Bak gördün mü? Soner Sarıkabadayı bile burada. Rapçiler yüzünden piyasa bok gibi Radi. Ece Seçkin bile rap yapmış anasını satayım. İspanyolca albüm yapıp şansımı orada deneyeyim diyorum. Can Yaman bu konuda çok iyiymiş. 3-4 seansta olay bitiyor diyorlar. Direkt Schengen'i alıp havalimanına gidiyormuşsun. Hadi inşallah ya. İnşallah bakalım. Biz de dizilerimiz İspanya'ya satılsın diye geldik. Satılmadı bizimkiler. Çağatay Ulusoy mu lan o? He. O da dünya starı olabilir. Can Yaman'dan da ne eksik? Eksiği yok, fazlası var abi. 200 kilo olmuş herif. Rolüm için kilo aldım. Hadi ya. Tostçu Erol'un hayatını mı çekiyorsunuz? Hoca geldi beyler. Hoca geldi. Benim dizilerim İspanya'ya satıldı arkadaşlar. Bilmiyorum Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı? Bir araştırıp bakmak lazım yani. Benim dizilerim orada çok izleniyor arkadaşlar. Yeni gelenler, size ölçüm yapıldı mı? Ölçüm mü? Yapılmadı. Önce bir ölçüm yapacağız, ona göre program vereceğiz. Gelin benimle. Boy 1.68, kilo 70, vücut kitle indeksiniz 24.8, fena değil. Son bir test daha yapacağız. He! Geceleri yapmaktan keyif aldığınız bir aktivite. O Ses Türkiye'ye bakmak. Ekranda görünce sizi heyecanlandıran bir ünlü. Fatih Portakal. Başka bir ünlü? Ali Babacan. Son zamanlarda sıcaklık duyduğunuz bir tanınmış kişi. Ekrem İmamoğlu. Rüyalarınıza giren bir kadın. Canan Karatay. Çeşme mi Marmaris mi? Her türlü Marmaris. Peki 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ziraat Banka ATM'si. Maalesef sizi kursağılamam. Neden? Libidonuz çok düşük. Libidon mu düşük? Evet. Can Yaman Akademi'ye girmek için maalesef libidonuz yetersiz. Biz %100 başarı oranıyla çalışıyoruz arkadaşım. Senden star olmaz. Bu yüzden bizimle değilsin. Teşekkür ederim. Ama bir dakika. Bir şans daha versen. Can Yaman. Can Yaman. Ah benim dertli başım. Ah. Böyle mi olacaktı? Böyle mi bitecekti sanat hayatım? Takma kafana be Radi. Hayat duşta yere düşen sabun gibi ellerinden kayıp gidiyor. Libidon düşük dedi Teoman. Senden star olmaz dedi. Kim dedi? Can Yaman dedi. Can Yaman kime koyayım? Erkenci Kuş'taki zımba yok mu? Ha, hatırladım tamam. Hayaller Madrid, gerçekler sadece Mardin'miş. Şöhretimin ulaşacağı son nokta burasıymış. Şöhret dediğin nedir ki Radi? Her ünlü bir dönem parlar, Sonra yavaş yavaş söner. Hepimizin başına gelir bu. Peki ya sen? Yıllardır şarkı yapmadan hala konser veriyorsun. Festivallerde, mekanlarda full çekiyorsun. Nasıl oluyor bu Teoman? Senle ben neredeyse aynı yaştayız. Nedir senin sırrın? Ah. Cevizli sucuk lokumu. Cevizli sucuk lokumu mu? Cevizli sucuk lokumu. 23 yıldır bu piyasadayım. Her konserimden önce mutlaka 2 kangal yerim. Libidoyu yükseltir. İşe yarar mı dersin? İtalya ve İspanya'da tanınır mıyım? O kadarını bilemem. Belki yeterince yersen. Ama dikkat et, bokunu çıkarma. Alıştıra alıştıra ver bünyeye. Teşekkürler Teoman. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Libido insanın içindeki yaşam enerjisidir. Libidosu düşük insan, yokuşta kalmış LPG'li tofaşa benzer. Ne kadar faça olursa olsun, istenilen patlamayı bir türlü yapamaz. İşte ünlüler de ikiye ayrılır. Libidosu yüksek olanlar ve düşük olanlar. Libidosu yüksek olanlar... Ben geldim bebeğim. Sen? Evet, ben. Radi abi. Abi deme lazım olur. Ne oldu sana böyle? İmajımı yeniledim. Yurt dışına açılmaya hazırım artık. Seni kursa almamıştım. Hah! Eski Radi öldü Can Yaman. Tedavi oldum ben. Sabah sabah aç karnına 3,5 kilo cevizli sucuk yedim. 3,5 kilo mu? İçimde fırtınalar kopuyor. Şimdi İspanyollar düşünsün. Cevizli sucuk mu? Bunu sen istedin Can Yaman. Başarılı olmanın kıstasını sen kendin belirledin. Halbuki sadece tanınır olmak değildi başarı. Dışarı fışkıran libido yüzünden binlerce hayranı peşinde koşturmak değildi sadece. Öyle olsaydı Haluk Bilginer mi alırdı Emmy ödülünü? Haluk Bilginer'de libido mu var? Haksız mıyım Soner? Haluk Bilginer'de libido mu var? Haklısın. Tarkan, Haluk Bilginer'de libido mu var? Doğru. Hadise sen söyle. Haluk Bilginer'in libidosu mu kalmış? Hadi abi. Tamam. Oyuna bir kural koydun, ben de kuralına göre oynadım. Bundan sonra rakibiz Can Yaman. Yediğim cevizli sucuklardan sonra libido bende paçadan akıyor. Artık şöhret basamaklarını paçadan aktı.